2020-2021 eğitim öğretim yılı efendim sona erdi. Talep eden öğrencilere basılı karneleri de dağıtıldı. Özellikle minikler oldukça heyecanlıydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk köy okullarındaki öğrencilerin o karne heyecanına ortak oldu. Kimi zaman yüz yüze, kimi zaman uzaktan eğitim gördüler. Pandemi gölgesinde geçen bir eğitim öğretim dönemi daha geride kaldı. Öğrenciler karne günü birbirinden heyecanlıydı. Gerçekten çok mutluyum, heyecanlıyım bayağı. Karne aldık sonuçta. Okulun son günü. Sen neler hissediyorsun? Yani içimde güzel bir duygu var. Karnemi aldım sonuçta. Çok heyecanlıyım. 2020-2021 eğitim öğretim yılı son buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tüm kademelerdeki öğrencilere karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'dan itibaren e-okuldan erişime açmıştı. Talep eden öğrencilere basılı karneleri de dağıtıldı. Şu anda Bayrampaşa'da bulunan Hacı İlbey İlkokulu'ndayız. Burada karne heyecanı yaşanıyor. Bugün çok heyecanlıyım. Hem 3. sınıfa gireceğim için hem de karne aldım işte. Öğrenciler öncelikle 18 Haziran'da dijital ortamdan karne notlarını öğrenmişti. Güzel, takdir aldım Allah'a şükür. Bugünse basılı bir şekilde karnelerini alıyorlar. Okulu özlemişim. Hem böyle karneyle öğretmenlik geçirdiklerimiz günleri özlemişim. Koronavirüs şeyi olmasaydı, yüz yüze eğitim olsaydı bu senede daha güzel olabilirdi. Çok heyecanlıyım. Kalbim kütü kütü diyor şu anda. Notlar nasıl? Güzel görünüyor. Matematik çok iyi, hayat bilgisi çok iyi ve diğer dersler de çok iyi. Evet. Harika, daha ne olsun? Evet, teşekkür ederim. Karneler koronavirüs önlemleri kapsamına veriliyor. Öğrenciler gruplara ayrıldı ve okulun içine sınıf sınıf alınıyorlar. İkinci sınıflar karnelerini aldı. Şimdi de öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Nasıl sınıfın geneli? Çok iyiler. Çok güzel bir performans sergilediler. Beni uzaktan hiç üzmediler. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki köy okulunu ziyaret etti. Öğrencilerin karne sevincini paylaştı. Şimdiden gelecek eğitim öğretim yılı için hazırlıklarımız devam ediyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yıl okullarda düzenlenecek olan telafi eğitime başvurular sona erdi. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı telafi eğitim 5 Temmuz'da başlayacak. 31 Ağustos'ta son bulacak. Kızına vermiş sepeti. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Sen de karne almak istiyor musun? Evet. 2 sene sonra seni de burada göreceğiz. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.